Kaan ne oldu? Pek pişmemişti. Sebzeleri mi pişmemiş? Sebzeleri, arpacık soğanı, patlıcanı, eti de pişmemiş. Kesemedim burada. Kolay kolay kesemedim. Peki devam et, senden alalım yorumları. Eti pişmemiş dedin, sebzesi pişmemiş dedin. Eti yani Maraş tava tamamen pişmemiş bence. Hafif tuzsuz yani. Salatayı beğendim. Pilav da tuzsuz ve pilava da bulyon koymuşsunuz sanırım. Bulyon var onda da. Birlikte et bulyon koydum. Bulyon koymasının sizin için bir problemi var mı ya da yani? Benim için ya yok. Ben olsam yani ben biz evde kullanmıyoruz. Biz okulda da kullanmamıştık. Hani kendimiz haşlayıp suyunu buzluğa atıyoruz. Evde de yemeklerimizi o şekilde kullanıyoruz. Yani pek sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Pilavı niye beğenemedi mesela? Çünkü tam böyle pişmemiş gibi bir kıtırlık geliyor ağzıma. Ve yine tuzsuz ve bulyonla yapıldığı için. Yani bir şey söylemek istiyorum. Ben genelde yani ne zaman yemek yapsam hep tuzsuz yaparım. İlk defa kendim yiyorum şu an, tuzundan eminim yani. Nasıl tuzsuz anlamadım. Ben genelde tuzsuz yaparım çünkü. Ben de normalde tuzsuz yerim ama... Yerim değil bak. Mesela tuzunu sonradan yani atarım ama mesela hep tuzsuz yaparım. Ama ben bu sefer yani tadına bakmaya da çalıştım. Şu ama pilavın pişmediğinden eminsin yani. Diri diri mi geliyor ya, pilav? Hafif diri evet. Maraş tava zaten hiç pişmemiş. Yumuş hocam. Anladım. Maraş tava bu arada hiç pişmemiş diyor. Baktın mı sen nasıl patlıcanla tadına? Nasıl pişmemiş tadına? Ben anladım. Patlıcan daha biraz daha pişse şey eti olacak. Eti kesmeye çalışırsanız göreceksiniz. Yani et konusunda ben ilk kez et pişiriyorum bu arada. Etli yemek hiç yapmadım. O bizim böyle bir riske değil. Neden girdiniz peki o zaman? Bir de Maraş'ta girdim olacağını düşünüyordum. Bak kesemiyorsunuz bile siz de. Pınar Hanım, et pişmiş diyorsunuz ama kesemiyorsunuz. Tabağınızdakini görmüyor musunuz? Kaan Bey, yorumlarınızı anlamıyorum. Hani siz aşçısınız ya, daha mı iddialı yorumlar yapsanız? Kaan Bey'e katılıyorum. Şöyle ki, yemek gerçekten çok diri. Etler pişmemiş, ağızda sakız gibi. Yani çiğnenmeyecek kadar pişmemiş maalesef. Pilavı beğendim. Salataya gelince de salata yeşillik, ya yani mevsim salatası olunca sadece yeşil bir salata bekledim. İçinde mısır olmasaydı daha iyi olurdu. Sadece bol yeşillikli bir salata bekliyordum. Ama sosu güzel, tuzu güzel. Peki, afiyet olsun. Netice abla sen nasıl buldun? Hani kuzu eti olmadığını anladım zaten. Arpacık soğan tamamıyla sert, pişmemiş. Patlıcanlar bana göre pişmiş, biberler de pişmiş. Pilav pişmemiş, beğenmedim. Pilav pişmemiş. Evet. Ama salatanız güzel. Peki afiyet olsun. Esra Hanım? Yani et yemediğiniz halde et yemeği seçmek, bir bunun tadına tuzuna bakmadan yapmak, ilk kez yapmak büyük cesaret. Ama benim zaten röportajda da beklediğim gibi etleriniz, sebzeleriniz hiçbir şekilde pişmemiş. Yani sebzelerin pişmediğini kabul etmiyorum. Rastgele yapmış. Belli zaten. Sakız gibi. O kadar aman etmek için gerçekten rastgele yapıyorum yemeklerimi. Belli, hamaratlığınız burada da konuşmuş yani. Evet, konuşturdum. Hamaratlığınız mı, hamaratsızlığınız mı konuşmuş sizdeki bilmiyorum bu artık. Ön yargılı böyle birdenbire geliş ama ve açık şu anda yani eleştiri değil kabul etmiyorum. Pilavımı kabul etmiyorum. Sebzelerimi kabul etmiyorum. Bu patlıcan biraz daha ama pişerse artık bu ne olacak ben anlamadım yani. Bakın Charleston işte bibere bastırıyorum. Yani pişmemiş ama gerçekten pişmemiş. Neyi pişmemiş anlamıyorum ya. Bak. Çatamı dokundurmamla ayrılıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Çok pardon, tek. Arpacık soğana bak. Gördün mü? Kırt diye. Aynen yumuşacık öyle. Değil. Ağzımızda aldığımızda sert. Sert yani. Sert bir şeyi neden ağzına atsın? Bakar. Zaten bu arpacık soğanı böyle anlamıyorum ben. Nasıl bir şey kıvamına gelebilir? Nasıl pişebilir bu? Ben anlamadım yani. Vaktiniz mi yetmedi bilmiyorum. Bir 15-20 dakika daha pisteymiş olurmuş. Evet. Kesinlikle olurmuş. Asla kabul etmiyorum. Yoruma açık ben, değilsiniz o zaman. Yoruma açık değilsin. Ben kesinlikle. Bu çatalı hafifçe dokundurduğumda bu bundan ayrılıyorsa kusura bakmayın bu pişmiştir. Ayrılmıyor. Nasıl ayrılıyor? Ya hayır, bakın. Bak, ayrılmıyor. Bak. Nasıl ayrılıyor? Ayrılmıyor yani. Et pişmemiş. Hiç pişmemiş. Eti kabul edebilirim. Hiç belki de o da yiyorum. Ya yemediğim için ve dediğim gibi ilk defa yaptığım için ama sebzelerime ve o yani buna asla laf edemezsiniz. Sebze de biraz keşke daha hayatınızda bulgur pilavı yani. Yemediniz o gerçekten zaman artık şey diyelim. Çok pardon. Ben her gün bulgur pilavı yapıyorum yani. Senin yaşın kadar ben bulgur pilavı yapmışımdır. Belli. Ne biçim bir üslup, hiç bulgur pilavı yediniz mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Pınar Hanım bak sen bu arpacık soğanı yanlışlıkla koydun buna. Hayır, buna koyulmaz. İçerisinde olması gerektiği için koydum. Bak ben izledim. Gördüm. Ama bunu doğrayarak var. Koyanlar da var. Koyan da var.
Ama bunu doğru sarmalasaydın. Koyan da var dedin de niye bir daha diyorsun ki bu sefer de şey yanlışlıkla koydun? Ben anlamadım ya. Hayır. Yemek yorumlamaya gelmemişsiniz buraya. Gerçekten yani ben sizin yorumlarınızı kabul etmiyorum. Siz burada yemek yorumlamıyorsunuz şu anda. Ben diyorum Netice ki... Netice Hanım siz yemek yorumlamıyorsunuz, kusura bakmayın. Nasıl yorumlamıyorum Hiç yemekleri? Hiç bulgur pilavı yememişsiniz o zaman. Önünüzdeki o bulgur pilavı pişmiş, sebzelerim pişmiş. Bakın bak diyorum ama ki... Ama siz yanlış konuşuyorsunuz, eti, beni dinlemiyorsunuz. Hiç yapmadım. Bak dinle beni. Diyorum ki sebzen pişmemiş diyorsun. Ben demedim bak işte oradan yanıldınız. Etiniz pişmemiş, sebzeleriniz pişmiş dedim. Etiniz pişmemiş dedim bak. Bulgur ya, pilavım diri. Bulgur pilavı bana göre diri dedim bak. Salatanızı beğendim. Siz dinlemeden yorum yapıyorsunuz. Siz ağzınızın tadını bir kontrol ettim. Ağzımın tadını kontrol edeyim. Tamam, damak zevkinizin sıfır olduğunu düşünüyorum. Pınar Hanım, dün herkesin beğendiği yemekleri siz beğenmediniz. Bence sizin damak zevkinizde bir sıkıntı var. Pınar Hanım, sabaha kadar da tekrar etseniz umurumda değil. Bu pilav biriydi. Biri olduğunu kabul etmiyorum. Hiçbir şey kabul etmiyorsunuz zaten. Sema Nur, sen pilav için ne diyorsun? Sen valla, pişti dedin pilav için. Pilav bana göre o kadar iyi pişmiş ki yani buradaki diğer ana yemekteki malzemelerin pişmemesi kadar gerçek pilavın pişmiş olması bence. Ya ben bunların nasıl pişeceğini anlamıyorum. Bak. Oh, pişmemiş. Fırında az tutmuşsunuz. Pişmemiş. Fırında diri, az mı tutmuşsunuz? Diri. Evet. Bir 15-20 dakika daha tutsanız olacakmış. Sen aşçılık okuduğuna emin misin? O yüzden konuşuyorum. Ama gerçekten evet. Diri yani. O yüzden konuşuyorum zaten. Ben size gösterdim. Senin güzellik uzmanı olduğun da belli zaten. Kaan Bey, siz de bugün bir sivrilmeye çalışıyorsunuz. Gözlerimden kaçmadı. Pınar Hanım, bizi o kadar çok tersliyorsunuz ki gerçekten zor duruyorum. Neredeyse ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Değmem. En başından hiçbirini kabul etmiyordunuz. Kalın şimdi işte. Soğanla biberi gittikçe yani, kabul etmeye başlıyor, biz aynen. Devam edelim. Yani. Şu anki başarısızlığınızı kabul etmek zorundasınız. Olmamış yani. Genel anlamda bir başarısızlığı sizin gününüzde ana yemek için. Ana yemek için. Kime su vereceksin? Netice ablam. Evet Pınar'cığım, eline koluna sağlık. Afiyet yorumlar olsun. İçin ne diyorsun? Az önce hiç söyledin. Hiçbirini kabul etmiyorum. Hiç yemeğe yorum verdiklerini düşünmüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle yemeğe yorum verdiklerini düşünmüyorum. Yemeğe yorum yapmadıklarını. Yapmadıklarını düşünüyorum. Yani çünkü bu sebzelerin pişmeme imkanı sıfır. Masadaki dört arkadaşın da damak lezzetinden şüpheli misin? Hepsinden şüpheliyim. Hepsi ayrı ayrı. Bence bir şeyleri beğenmiyorum. Dördünüzden şüpheleniyorsun, kendinden şüpheleniyorsun. Evet, bence sen kendine bak. Aynen, kendine bak. Peki, sizden eline koluna sağlık Pınar'cığım. Şöyle söyleyeyim, pilavını ben beğendim. Pilav pişmiş, ben de Sema Nur'a katılıyorum. Yani ağzıma bir diri bulgur gelmiyor. Çünkü arpa şehriye de pişmiş. Arpa şehriye biraz daha geç pişen bir şeydir. O güzel pişmiş, bana iyi geldi. Ana yemeğin bak, salçası, tuzu, lezzeti çok güzel olmuş. Evet, ben de söyledim ama aynı şeyi. Ama etler kayış gibi, onlar çiğnenmiyor. Patlıcan kısmına geldiğimizde ise biraz daha fırında durabilirdi. Çünkü ısırdığında böyle sünger gibi içinden su geliyor ağzına. Bitirt. Patlıcanın pişmişi böyle eriyen bir patlıcandır. Bu biraz böyle sulu sulu. Bu ette riski aldım. Yani çünkü bilmediğin bir şey yapıyorsun ve dakikayla uğraşıyorsun. Zor bir iş. Ama salatan çok güzel olmuş, lezzet olmuş, beğendim. Okay. Pilavla salatana bayıldım. Eline koluna sağlık diyorum. Pınar Hanım, madem risk aldınız, keşke yemeği de doğru etten yapsaydınız. Pınar Hanım, sesiniz hep yüksek, hiç sakin değilsiniz. Masada asla yorum yapasın bile gelmiyor. Elbet bugün bitecek ve kendi günleri gelecek. İşte o zaman yoğurt da mayalatırız, turşu da kurdururuz.